Günaydın sevgili izleyiciler. Biz yine her cumartesi sabahı olduğu gibi sizin karşınızdayız canlı canlı ve yine ne diyeceğiz? Yaşasın anneler, anneler yaşasın diyeceğiz. Doçent Doktor Ali Gedikbaşı stüdyomuzda, kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bir kere daha beraber yayın yapmıştık, çok evet, keyifliydi. Sağ olun. Bugün de sevgili izleyiciler hamilelikte obeziteden bahsedeceğiz. Hamileyken kaç kilo aldınız ya da kaç kilo almalıyız? Öncesinde neler yapmalıyız? Bunları konuşacağız. Ardından aşılardan bahsedeceğiz. Hamileyken hangi aşıları yaptırmalıyız? Yaptırmalı mıyız? Bunları soracağız hocamıza. Hocam, aslında Anneler Yaşasın projesinden yine söz ederek başlamak istiyorum programımıza. Nasıl bir proje bu? Ne zaman başladı ve nereden nereye geldik hocam? Bu proje aslında 1985 yılında başladı. Dünya Sağlık Örgütü çerçevesinde. Maalesef o dönemlerde Türkiye'de anne ölümleri oranı 100 binde 80'lerdeydi. Ancak gerçekten son derece özverili bir çaba, gayret, gerek doktor, gerekse özellikle de dernek bazında çalışmalarımızla 30 yılın içinde, hatta daha da evvel, biz 4'te 3 oranını da azaltmayı başardık. 4'te 3 oranını da azaltmayı başardık ama yeterli değil. Biz oranımızı daha iyi hale getireceğiz. Şu anda Türkiye'de 100 binde 14'lerdeyiz. Amaç 100 binde 10'lara inmek, onların altına inmek. İstanbul'da 100 binde 11-12'lerdeyiz. O seviyelerdeyiz. Ama maalesef yurdumuzun belirli yerlerinde hala sıkıntılarımız var ama onları aşacağız. Çok önemli gerçekten. 100 binde 20'lerden 100 binde 14'lere 4 yıl içinde mi geriledik hocam? Bu çalışmalar 70-80'lerden 100 binde 14'lere indik. İndik. Evet. Aslında çok büyük bir başarı. Gerçekten TİJOT'un desteğiyle biz de bu programı yapıyoruz. Bu farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Women TV olarak da basın sponsoruz bu projenin hocam. Evet. Biz de kanal olarak Women TV olarak çok önemsiyoruz ve gurur da duyuyoruz hakikaten yapılan çalışmalardan. Profesör Doktor Ateş Karateke'ye de buradan saygılarımızı iletelim aynı zamanda. Evet. Gerçekten çok önemli bir başarı. Sevgili izleyiciler, bir anne daha az kaybedilsin, anneler ölmesin diye bu proje başlatıldı ve başarı gerçekten ortada. Ama hedef ne hocam? 100 binde onların altı mı? Kesinlikle çok çok daha altlara, olabildiğince aşağılara. Keşke hiç olmazsa diyeceğiz ama bir bir etkenleri, nedenleri ayıklayıp onların üstesine gideceğiz, halledeceğiz inşallah. Tabii tüm Türkiye'de kadınlar anneler için bu kadar çalışılırken aslında bir yandan da kadına olan şiddeti kınamamak da mümkün değil. Hani siz çok değerli bilim adamları, doktorlarımız bu kadar bir anneyi bile kaybetmemek için uğraşırken, can hıraç çalışırken, tüm Türkiye kapsamında çalışmalar, eğitimler düzenlenirken kadınlarımızın, yüzlerce kadınımızın bir yıl içinde öldürülmesi çok acı tabii. Buna da değinmemek mümkün değil. Şiddeti tekrar kınıyoruz. Sadece kadına olan şiddeti değil, tüm şiddeti değil mi hocam? Hep beraber kınıyoruz. Kesinlikle. Çok önemli. Obezitede maalesef kadınların özellikle diyeceğim, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Büyük bir sorun hocam. Biz bugün de hamilelikte kilo alıyoruz ya, ondan bahsedelim istedik Ali hocamızla. Siz bir obeziteyi bir bilim adamı olarak nasıl tanımlıyorsunuz hocam? Biz kilo alma şişmanlık olarak tanımlıyoruz ama içinde çok daha farklı, fazla şeyler barındırıyor değil mi obezite? Şimdi obezite, Dünya Sağlık Örgütü'nün obezite konusundaki tanım aslında değişiyor. Bizim burada temel aldığımız kıstas vücut kitle indeksi. Vücut kitle indeksine bakaraktan kendimizi sınıflandırıyoruz, gruplandırıyoruz. Ona göre nerede olduğumuzu görüyoruz. Gebelikte de tercihen ben idealini anlatıyorum aslında. Gebelikte de ondan sonra ona göre gereğini yapmaya çalışıyoruz. Biz uygun yerde değilsek uygun bir seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Zayıflamaya çalışıyoruz en basitinden. Akabinde de gebeliğe niyetlenip ona göre hareket ederiz. Çok önemli gerçekten. Obezitenin hamilelik esnasında doğum öncesi ve doğum sonrası hangi problemlere yol açtığını konuşacağız detaylı olarak. Sırasıyla gideceğiz gebeliği, gebelik öncesini, gebelik sürecini, doğum esnasını ve doğum sonrasını da konuşacağız. Ama sevgili izleyiciler, siz de eğer kilo alıyorsanız ya da korkuyorsanız ya da ne kadar kilo almam lazım diye düşünüyorsanız bizi arayabilirsiniz. Ali hocamla sorularınızı bekliyoruz. 0212 243 71 78 telefon numaralarımız. 0544 880 87 87 de WhatsApp hattımız. Sorularınızı buradan iletirseniz bize, ben de Ali hocama sizin adınıza seve seve iletirim diyeceğim. Peki hocam,
kilo alımı dediğimiz zaman biz yağ dokusu, hani yağ alım, yağ dokularımız arttı, yağ hücreleri fazlalaştı ve dolayısıyla şişmanladık gibi bakıyoruz. Şu yağ dokusunun özelliğini bir anlatır mısınız bize? Nasıl bu kadar çabuk genişliyor? Son derece kolay. Öyle mi? Yedikçe mi hocam? Maalesef. Şimdi yağ dokusu aslında göz ardı etmemek gerekir. Yağ dokusu aktif bir endokrin organdır. Hepimiz hipofizi, hipotalamusu, guatrı, tiroid bezimizi biliriz veya böbrek üstü sürenelimizi biliriz. Buralardan hormon salgılandığını biliriz. Buradaki salgılanan hormonlar endokrin bilim içinde inceleniyor zaten. Her bir organ kendince parakrin etkileri de olabilir. Ancak yağ dokusunun kendisi de işte aromatazdı, 17 beta hidroksidi, hidrogenaz vesaire vesaire, adiponektin gibi bir takım hormonların mutlaka etkisi altında. Bunlar maalesef olumsuz etkilere yol açıyor. Bunların her biri ayrı bir hormon, yeme alışkanlıklarımızı, genetik etkilenmeyi değiştiriyor. Obez bir kadının gebeliğinde bu olumsuz hormonlar etkilenmeye bağlı olarak plasentanın etkilendiğini görüyoruz. Buna bağlı olarak gebeliğin de olumsuz seyrettiğini görüyoruz. Maalesef sadece gebelik süreci değil, çocuğun bütün bir hayatını aslında etkiliyoruz. 1980'li yıllarda Barker hipotezi diyoruz biz buna. İngiltere'de bir çalışma yapıldı. Burada özellikle erken dönemde, erken yaşlarda kalp hastalıkları, bir takım metabolik hastalıkları olan insanlar araştırıldı. Ve bunların doğdukları yerler incelendi. Gerçekten incelendiğinde bu erken yaşlarda kalp rahatsızlıkları, metabolik hastalıkları olan insanların doğum dönemlerinde de sıkıntılı bir gebelik geçirdikleri, her bir bireyin annesinin sıkıntılı bir süreç geçirdiği, buna bağlı olarak bu çocukların da daha düşük tartılı, annenin bir takım metabolik hastalıklarına yakalandığı, diyabet gibi, tansiyon gibi burada işlediğimiz konular yakalandıklarını görüyoruz. Bunlar zaten aslında hayata bir sıfır geriden başlamış insanlardı. Buna bağlı olarak da ilerleyen yıllarda daha erken dönemde bize belki rutin gelecek işte koroner kalp hastası veya tansiyon veya diyabet. Ama bunların hepsinin altında bir metabolik etkilenme var. Biz buna epigenetik etkilenme diyoruz. Yani olay anne karnında bizim genlerimizin etkilenmesiyle başlıyor. Aslında yani bizim hamilelik esnasında yaşadığımız sıkıntılar, fazla kilo almamız, işte kiloya bağlı tansiyon problemleri ve şeker problemleri diyorsunuz ki çocuğumuz doğduktan sonra hayatını etkileyen bir süreç oluyor. Anneyi doğru değil mu? Maalesef çocuğumuzu da etkiliyoruz. Yani sadece kendimizden bahsetmiyoruz aslında burada sağlık olarak. Hani bize doktorlarımız kilo almayın fazla dedikleri zaman aslında bebeğimizi de düşünüyor oluyorsunuz. Öyle. Doğru mu hocam? Aynen öyle. Peki hamilelik öncesinden, aslında hamileliği konuşacağız detaylı olarak ama hamilelik öncesinde yapabileceğimiz şeyler neler hocam? Kiloyla ilgili. Şimdi Türkiye'de gebelikler maalesef spontan, tesadüfi, kendiliğinden planlamadan meydana geliyor, gerçekleşiyor. Bunu gerçekten ele almak gerekir. Kontrollü bir şekilde hamilelik. İnsanımız uygun değilse, şartları, vücudu, bünyesi uygun değilse, uygun hale gelip uygun şartları hazırlayıp hem kendimiz hem çocuğumuza rahat bir hamileliği geçirecek şekilde hazırlanmak gerekiyor. Burada her birimizin farklı farklı metabolik durumu olabilir. İşte tansiyon olabilir, diyabeti olabilir, guatr olabilir, pek çok başka rahatsızlığı olabilir. Bunları gerçekten optimal seviyeye getirdikten sonra gebe kalmak en uygunu. Çok önemli. Gebelik öncesinde yaptığımız bütün planlama, aslında biz planlama deyince hocam sokağa da çıkıyoruz da röportajlar yapıyoruz. Orada hep izleyicilerden aldığımız yanıtlar, planlı hamilelik mi yaptınız dediğimizde diyorlar ki evet, isteyerek, istediğimiz zaman oldu. Biz planlı hamilelikten aslında istemeyi anlıyoruz. Aynen ama öyle. Niyetleniyorlar. Bahsettiğimiz o değil. Niyetleniyorlar. Yok, niyetlenmek yetmiyor. Yetmiyor. Gereğini aslında öncesinde gerekir. Doktor kontrolleri çok önemli değil mi? Sorular gelmeye başladı. Kaç kilo aldınız siz, sorun yaşadınız mı dediğimde ilk hamilemde 30 kilo almıştım. İkinci de 20 kilo aldım demiş bir izleyicimiz. 1,5 aylık kızım var. Şu an 10 kilo fazlam var diye not düşmüş. Kendini bilen bir gebemiz mesela. Hatta iyi de hani düzeltmeye de gitmiş. 30 kilodan evet. 20 kiloya gitmiş ama burada gerçekten vücut kitle indeksini bilmek gerekir. Boyunu, kilosunu bilip ona göre hesaplamak gerekir. Hangi aralıkta gebelikte ne kadara öneriliyor, kilo olaraktan kendisine hangi açılardan riske atıyor, bunları hep konuşmak gerekir o açıdan. Peki hamilelikte kaç kilo almamız lazım hocam?
Burada ben bir vücut kitle indeksi ile ilgili bir tablo vermiştim. Onu rica edebilir miyim acaba? Tabii tabii veririz şimdi hocam, size anlatırken zahmet. Aynen. Şimdi bu değişiyor. Gerçekten insanlarımızı vücut kitle indekslerine göre hesapladıktan sonra işte 18,5'un altındaysa zayıf. 18,5-25 arası normal. 25-30 arası işte hafif balık etli, hafif kilolu diye değerlendiriyoruz ama 30 kilogram metrekarenin üstünü biz obezit olarak değerlendiriyoruz. Onu da kendi içinde klas 1, klas 2, klas 3 olmak üzere 3'e ayırıyoruz tekrar. Hı hı. Buradaki aralıklara göre kilo alımı öneriliyor. Klasik olarak pek çok doktor arkadaş da işte 10-12 kiloluk kilo alımı yeterli, uygundur deniliyor ama zayıf kadınların gerçekten daha normal 10-16 kilo aralığında kilo alımı uygun olabiliyor. Hı hı. Normal kilolu hanımların yine 10-12 kilo alımı uygun olabiliyor ama obez grubunda gerçekten 0-6, 0-2 klasına göre değer değişen bir takım aralıklar var. Biz, hatta kusura bakmayın, benim bunların her birini bazen polikliniğin yoğunluğu içerisinde hesaplamak çok zor olabiliyor. İşte 1.70 boyunda bir hanım olsa, 100 kilo olsa, bu zaten klas 2'ye giriyor. Tablomuz da ekranda aynen şu anda öyle. Hocam size anlatırken. 100 kiloyu geçmiş oluyor. Bu gebemizin gebeliği boyunca hiç kilo almasına dahi gerek yok. Hiç kilo almasına dahi gerek yok. Bunların hepsi yeni 2019 yılında Mayıs ayında çıkan yayınlarla ortaya konulmuş, kanıtlanmış şeyler. Güvenli gebelikler açısından önerilen tart alımları. Aslında çok önemli. 10 ile 16 kilo arası boyuna göre diyorsunuz değil mi? Normal tartılı alanlarda. Nasıl yani normal tartılı? Şimdi maalesef biz gebelik boyunca bir öneriyle gidemiyoruz. Böyle bir takvimimiz yok. Gebelik öncesi sabit verilerle hareket etmek zorundayız. Bu da vücut kitle indeksi. Hangi gruba dahil olduğumuzu göreceğiz. Ona göre iznimiz var. İyi gebelik geçirmek için bunların hepsi. Kendimizi riske atmamak için. Hepimizin genetik veri tabanı var. Ona göre de hareket etmemiz gerekir gerçekten. Anlıyorum. Bu açıdan da hani burada bir slaytımız daha var. Evet, bu üreme çağında obezite oranı aynen diyor. Aynen öyle. Hani ülke olarak da çok parlak görünmüyoruz gerçekten. İstatistiksel açıdan Amerika belki kendini en iyi değerlendiren ülkelerden bir tanesi. Burada 2010-14 yılları arasında üreme çağındaki kadınların yaklaşık %34'ünün obez olduğu saptanmış. %34. 4. Türkiye'de ne kadar? Ne kadar? %41. Çok daha yüksek. Tabii. Yarı yarıya ya yakınız. Yani neredeyse hanım. Çok vahim. Üreme çağında 20-45 yaş arasındaki hanımlar için geçerli bu. Çok daha kilolu olduğumuz gözüküyor. Maalesef Avrupa'da da en obez ülke olarak kabul edebiliriz. Burada beslenme alışkanlıkları gerçekten çok önemli. Hocam bir de vücut kitle indeksi dediniz hani kısaca VKI diye. Çok ezbere biliyoruz biz bu tanımları. Sokağa çıktık. Evet. Dedik ki vücut kitle indeksinizi hesaplamayı biliyor musunuz? Ne kadar kiloluyuz ya da ne kadar aşırı duruma kaçmışız? Biraz mikrofon uzattık. Beraber izliyoruz. Vücut kitle indeksi nedir biliyor musunuz? Kilo, boy, yağ oranı, kas oranı. Yaptırdınız mı hiç? Yaptırdım bir kere. Birkaç kilo fazla yağ çıkıyor. O kadar. Boyun kiloya oranı gibi bir şey herhalde. Yaptırdınız mı hiç? Yok, yaptırmadım daha önce. Yaptırdım. Kendim hesapladım. Vücut kütle indeksi kütlemizle boyumuz arasındaki orantı. İnternetten mi hesapladınız? Evet. Kendim hesapladım. Birkaç siteden hesapladım. 19 falan çıkıyor. Boy ve kilo oranı gibi bir şey olması lazım. Yaptırmıştım ama hatırlamıyorum şu an. Vallahi bilmiyorum eksini. Yapmayı. Hiç yaptırmadım. Peki. Kilo durumu ha. Hiç? Yok, yaptırmadım. Normal bir kilom var. Evet. Nasıl buldunuz hocam cevapları? Güzel. Herkesin aşağı yukarı bir fikri var. Vücut kitle indeksi kilomuzun boyun karesine olan oranıdır. Gayet tabii ki başka programlar, formüller de var. İşte yağ oranlarımızı veren ama hiç komplike durumlara gitmeden basit bir formülle kilomuzu boyumuzun karesine bölerekten kendimizi bu şekilde sınıflandırabiliriz. Bunun için internetten de yararlanabiliriz. Telefonlarımızda hazır hesaplama programları bile var internette ama tabii hesap makinesiyle de kolayca biz de hesaplayabiliriz. Aslında o kadar önemli ki sınıra yakın olmamız bile bir önlem almamızı sağlayabilir belki. Kesinlikle. Değil mi hocam? Beslenmeden de biraz hani girelim istiyorum özellikle hamilelik sürecinde. Evet. Yeni bir takım bilgiler var mı? Az çok ezbere bildiğimiz, çok duyduğumuz için ya da
da internetteki bilgilerden öğrendiğimiz şeyler var ama yeni bilgiler var mı hocam? Yani yok. Bu mucizevi bir şey değil. Mucizelerde beklememek gerekir o açıdan. Hani gebelerin artı 300 duruma göre 500 kalorilik bir günlük imkanları, ek imkanları daha var kalori alım açısından. Artı 200 ya da 300 o kadar 300, mı? 300-500 arası duruma göre değişiyor. Ama hani burada da gerçekten çok abartıya kaçmamak gerekir. Kaçmamak lazım. Tabii ben de kötü örneklerden biri olarak bu konuda biraz hormonlar mı yönetiyor o dönemde hocam? O işte yani siz tabii yüzlerce belki binlerce hastanız oldu değil mi? Nasıl gözlemliyorsunuz kadınların o yeme hissini, o içinden canavar çıkma hissini siz nasıl gözlemlediniz? Yani gayet bir hani gebe bir kadına olabildiğince müsamaha gösteriyoruz. Olabildiğince imkan tanıyoruz ama hani herkesin sınırını bilmesi daha lazım. Kontrol çünkü olmak her zaman iyidir. Doğru söylüyorsunuz. Aslında biraz hani biz hoş görmeye çalışıyoruz. Hamileliktir. Olur gibi hani çift canlısın ye baskılarına da göğüs germeye çalışıyoruz ama doğru değil değil mi bunların değil, hiçbiri? Değil. 200-300 kalori diyor hocamız sevgili izleyiciler. Bunun altını çiziyorum. Günlük 200-300 kalori fazla alabilirsiniz normalden. Çok değiştirmeyin. Çok çok değişikliğe gitmeyin. Gitmeyelim. O iştah durumunu nasıl başa çıkacağız? İşte o kısımda çok desteğe ihtiyacımız oluyor. İnsan istese de istemese de o kilolar alınıyor. Ben hayranım hamilelikte aşırı kilo almayanlara demiş bir izleyicimiz. Ama ben yemeden duramıyorum. Doğumdan sonra istediğim kiloya geliyorum yine çok şükür. Her şeyden önemlisi bebekler. Onlar sağlıklı ve mutlu olsun yeter demiş bir izleyicimiz. Aynen öyle. Doğrusu. Aynen, ama bebek öyle. İyi olsun diye de zaten yapmamız gerekenleri sizler söylüyorsunuz. Doğurmak yetmiyor. Doğumdan da sonra çocuğun gelişimine de katkı vermek gerekiyor. Ondan sonra işler daha zor. Evet. Gebelik sürecinde neler yapılır? Bundan da biraz bahsedelim hocam. Neler yapmalı bir anne adayı, anne? Böyle bir gebe geldiğinde, gerçekten obez bir gebe geldiğinde biz bunları ilk aydan itibaren daha yoğun bir şekilde değerlendiriyoruz. Bunların vücut kitle indeksini hesaplıyoruz. Ek bir takım tetkikler istiyoruz. Bu hastaların gerçekten gebelik diyabetine yakalanma olasılığı fazla olduğu için İlk muayenede şeker yükleme testiyle ilgili taramamızı yapabiliriz. Gebelik haftası zor olabiliyor bazen. Obez hastaların maalesef adet düzensizlikleri olabiliyor. Buna bağlı olarak bazı uyumsuzluklar olabiliyor. Bunların düzgün bir şekilde gebeliğine, gebelik haftasını hesaplayıp ona göre beklenen doğum tarihi konusunda inceleme yapmak gerekir. Tarama testleri, bir takım özürler açısından tarama testleri yine daha zor olabiliyor. Bu açıdan ultrasonografi ile ilgili bu hastaların değerlendirilmesi yine maalesef batındaki yağ dokusu nedeniyle görüntü kalitesi daha kötü, daha zor. İncelemek perinatologlar olarak bizlerin çok cebelleştiği, uğraştığı bir durum. Özellikle body mass 35-40'ları bulan bir hastada gerçekten yağ dokusundan sonra altındaki bebeği değerlendirmek, gözlemlemek, ayrıntılı bir şekilde incelemek çok zor olabiliyor. Ama hallediyoruz neticede. Bu hastaların tarama testleri de zor. Mesela son dönemlerde popüler olan cell-free DNA dediğimiz test obez hastalarda daha fazla uygunsuz sonuç verebiliyor. Sonuç veremeyebiliyor daha doğrusu. Annenin aşırı kilosuna DNA bağlı. DNA testi dediğinizi de biraz açalım hocam bilmeyenler için. Anne kanından test kan alınıyor. Onun işte herhangi bir genetik anomalisi, Down sendromu vesaire çocukla ilgili gibi anomali taramasını yapmak açısından maalesef testin karşılığını alamayabiliyoruz buna bağlı olarak. Bu hastalarda, obez hastalarda böyle bir risk var. Akabinde bu ilk değerlendirmeden sonra ek bir takım riskleri varsa işte goiter veya diyabet gibi bu hastaları duruma göre biz veya ilgili branş doktorları ile birlikte konsült ederekten gebeliğinin devamını öneriyoruz. Dediğim gibi aralıktaki hangi aralıktaysa ona göre hastanın kilo alımını 3 aylık trimesterler boyunca gebelik açısından öneriyoruz. Her zaman için gebelerin ilk aylarda değil, son 3 ayda kilo alımı bebeğin optimal gelişimi için çok daha iyidir. Onun için hani alacağımız kiloları son döneme saklayalım her zaman için. Bu açıdan bu şekilde değerlendiriyoruz. Yani bu söylediğiniz de çok önemli bence hocam. Yani alınacak kiloları eğer ilk hamilemizin 6 ayında daha sabit tutabilirsek, yani kilo almazsak son aylarda çünkü hormonlar nedeniyle artan iştah belki daha kontrol altında tutulabilir.
Mide büyümesi de söz konusu oluyor herhalde, değil mi? Ben şimdi kendime de tabii bir yerden... Bahaneler aramamak gerekiyor. Aramamak gerekiyor, çok net. Biz birazdan çok kısa bir araya gideceğiz ama siz bize hem telefonla sorularınızı iletebilirsiniz hem de WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz sevgili izleyiciler. 0212 243 71 78 telefon numaralarımız, 0544 880 87 87 de WhatsApp hattımız. Kısa bir aradan sonra hem doğum esnasını, doğum sonrasını, bir de aşı olmalı mıyız? Hangi aşıları yaptırmalıyız? Onları konuşacağız. Ayrılmayın, hemen geliyoruz.